Ben İzmit'e 2001 yılında geldim. Ben İzmit'e 2001 yılında geldikten sonra ticaretle uğraştım. İşte su, soda, meyve suyu satışları yapıyordum. Bir şekilde Allah'ın da yardımıyla iyi bir noktaya geldik işte. Su fabrikaları kurduk. Ben hiçbir zaman bir yeri satın almadım. Ben arazi aldım, arazinin üzerine yaptım. Mesela çiftliğe aldığım arazi düz bir araziydi. Hiçbir şey yoktu içinde. İşte çiftliği yaptık. Su fabrikasını aldığım zaman 250 metrekareyle Türkiye'nin en ufak su fabrikasıydı. Şu anda 25 bin metre kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük su fabrikalarından bir tanesi. Yaptığım işlerin her zaman en iyisini yaptım. Mesela bir yurt yaptım. Türkiye'de öyle bir yurt yok yani. Öyle bir modern, o hizmeti veren, öyle bir yurt yok. Yani her şeyin ilkini yaptım, severek yaptım. Bir abimin bir sözü vardı, derdi ki kardeşim en sevdiğin iş, en iyi yaptığın iştir. Ben hep bütün işlerimi severek yaptım. Ben insan çalıştırmayı seviyorum, maaş ödemeyi seviyorum. 25 senedir ticari hayatın içerisindeyim. Daha bugüne kadar bir gün sonrasına maaş ödemiş bir adam değilim. Bütün prensibim gününde maaş ödemek, gününde sigorta ödemek, gününde vergi ödemek. Ne devlete borcum var, ne SSK borcum var. Hayvancılığı çok seviyorum, tarımı seviyorum. Aynı zamanda tarım da yapıyorum ben. Akçat tarafında, Karamürsel'de benim meyve bahçelerim var. Ben orada tarım da yapıyorum. Şimdi daha büyük bir orada arazi alıyorum şimdi Yalakdere tarafında, o taraflarda. Oralarda kendi hayvanlarımın yemini de ben üreteceğim. Onunla ilgili işte makine ekipmanları falan tamamladım. Şimdi Türkiye'de tarım ve hayvancılık en zor dönemlerini yaşıyor. Dünyada yaşadığı gibi Türkiye'de de zor bir dönem yaşıyor. Ama biz bu zor dönemi hep beraber atlatacağız. Şöyle atlatacağız. Ben tabii burada devletin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var yerine getirmesi gereken. Devlet bu konularda biraz geride geliyor. Yani benden veya bu işi en iyi yapan insanlardan geride geliyor. Şimdi devlet bize 2,5 liraya arpa veriyor. Diyor ki sen yem maliyetlerini düşürmek için ben seni destekliyorum diyor. Hakikaten 5 liraya arpayı yurt dışından alıyor. 2,5 liraya bize veriyor. Biz hayvan sahibimizi bildiriyoruz. Bizim hakkımız neyse devletin belirlediği bir şey var. Senelik vereceği arpa veriyor. Fakat ben burada şu eksikliği görüyorum. Hayvanı olmayan da arpayı alabiliyor. Adamın işletmesi boş ama üzerine hayvan kaydı görünüyor. Gidip arpa alabiliyor. Mesela biz bunların daha böyle denetimli. Gelsin benim işletmemdeki hayvanı saysın. Benim tarım ilçe müdürlüğündeki hayvan varlığını da karşılaştırsın. Eğer benim 1300 hayvanım var da orada 1500 görünüyorsa 200 hemen silsin. Ben o 1300'e göre almalıyım. Öbür işletmeye gitsin. Hayvanı yok adamın ama üzerine hayvan görünüyor. Hemen onu düşürsün, kapatsın olayı. Hem kendi kayıtları için de bu önemli. En azından devlet hayvan varlığı sayısını net bir şekilde bilmiş olur. Hayvancılık sektörü belki de tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Niye en zor günlerini yaşıyor? Şimdi ben kendimden anlatayım. Benim 2000 tane hayvanım var. Bu hayvanların aylık masrafı 3 milyon lira. Ben bu hayvanları 9. ayda işletmeme soktum. 7. ayda kurbanda keseceğim. Yani bir 10 aylık besi süresi. Şimdi 3 milyondan gittiğin zaman 30 milyon lira sadece bunların yem gideri var kurbana kadar. Benim bir şekilde bunu tedarik etmem lazım. Önceden yem fabrikalarından biz 5 ay, 6 ay vadeli yem alabiliyorduk. Çeki veriyorduk, yemi alabiliyorduk. İşte 6 ay içerisinde büyüyen hayvanları kesiyorduk. Diğer 6 ay kala da diğer yemi alıp çeklerini veriyorduk. Yani böyle parasız bir şekilde. Ama şimdi nasıl sistem biliyor musun? Parayı gönderiyorsun, arkandan yem geliyor. Şimdi bunu çiftçi kaldıramaz bir hale geldi. Şimdi çiftçilerin %80'inin Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları var. Şimdi adamın aynı zamanda da bu yemi peşin para alma şansı sıfır. 3 tane hayvanı varsa birini satıp onu yem olarak ikisine yediriyor. Bunu yapmak zorunda. Şimdi o da nedir? Yani 100 hayvan besleyen adamın hayvan sayısı 60'a düştü. Bu bir sene sonra 30'a düşerse ondan sonraki sene sıfıra inecek demektir. Yani şu anda hayvanı satarak hayvana yediriyorlar. Sistem öyle gidiyor. Bu da çok tehlikeli bir sistem. Özellikle mesela bu et fiyatları yükselince inek kesimleri yoğunlaştı. Çünkü sütçüler zarar ediyor. Adam bir süt paritesi vardır, yem paritesi. 1.3 olması lazım. Yani bir kilo sütü sattığı zaman 1 kilo 300 gram yem alması lazım. Bu parite aşağı düştüğü an zarar başlıyor. Zarar başlayınca kesimler başlıyor. Ana olmayınca dana olmuyor. Dana olmayınca da kurbanlık işte danadır, besilik danadır, et olmaz. 1 milyon 700 bin tane bu son 4 ay içerisinde Türkiye'de inek kesimi gerçekleşti. Bu çok ağır bir rakam, çok şey bir rakam. Yani ne demektir? 1 milyon 700 bin tane dana bu sene için olmayacak demektir.
O ne demektir? 1 milyon 700 bin tane danayı mutlaka biz ithal etmemiz gerekecek demektir. Türkiye ne çektiyse ithalden çekti. Onun için bizim daha böyle derli toplu, daha böyle... Mesela ben tarımla ilgili de hep şunu söyledim devamlı surette. Dedim ki yani Türkiye'nin yeni bir tarım politikasına ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Yeni bir toprak analizine ihtiyacı var. Türkiye bütün tarım arazilerini yeniden analiz etmeli. En iyi ürün, en verimli ürün hangi bölgede, hangi toprakta yetişirse biz çiftçiyi ona göre yönlendirmeliyiz. Şimdi ben Hollanda tarımını çok iyi biliyorum. Avrupa tarımını çok iyi biliyorum. Burada çiftçi 2023 yılında tarlasına ne ekeceğini biliyor. 2024 yılında da ne para alacağını biliyor, ne kazanacağını biliyor. Şimdi bizim bu sene patates para etti. Bakıyorsun ki Trakya'daki ayçiçek tarlaları da patates olmuş. Ondan sonra bakıyorsun ki yok patates elimizde kaldı. Bunu nereye depolayalım? İşte devlet alsın askeriye versin. Tamam patates çoğaldı da ayçiçeği bitti. Biz ne yapacağız? Biz toprağımızı yeniden analiz edeceğiz. En iyi patates nerede yetişir? Niğde'de mi? Niğde çiftçisine diyeceğiz ki sen bu sene patates ekeceksin. Benim devletimin 1 milyon ton patatese ihtiyacı var. Bu 1 milyon ton patatesi ekecek arazileri belirleyecek. Bunlara ektirttirecek. Ve kaça satacakları da belirleyecek devlet. Diyecek ki sen patatesi önümüzdeki sene 5 liraya satacaksın. Satamasan da 5 liraya ben senden alacağım diyecek. Mesela bizim 20 milyon ton ekmekli buğdaya ihtiyacımız var. Biz ne yapacağız? Nerede yetişir bu? Söz gelimi Konya Ovası'nda. Konya Ovası'na diyeceğiz ki siz ekmeklik buğday ekeceksiniz. Bu fiyattan da alacağız. Yani bölgesel ürün yetiştirmek. Ama desteklerin hiçbir faydası olmadı. Şöyle, oradaki denetleyicilik çok önemli anladığım kadarıyla. Bir de sizin söylediğiniz gibi bu düzenleyici konumunda neyin nerede nasıl ekileceği, hangi bölgelerde ne kadar üretileceğini devletin oradaki düzenleyici faktörünün eksik kaldığını ve denetleyici tarafında da yine eksik kaldığını anlıyoruz. Tabii orada bir eksiklik var. Bir de şu var. Mesela İstanbul'a Antalya'dan domates geliyor. Ya İstanbul'a domates Yalova'dan gelmeli ya. Çünkü Yalova'da da düz araziler var. İzmit'ten gelmeli. Buradaki seralar desteklenmeli. Büyük işletmeleri yani büyük holdingleri bu işe sokmalı. Şimdi Antalya'dan gelen nakliye 20 bin liraya geliyor. Yalova'dan giden nakliye 4 bin liraya gidiyor. Bu iş zaten nakliye işi. Biz bir de İstanbul'un çevresini de yani Türkiye'nin nüfusunun %20'sine yakını İstanbul. Biz ne yapmalıyız? İstanbul'a yakın bölgelerde de sebze yetiştiriciliğine, tarıma önem vermeliyiz. Bu nakliye navlununu ortadan kaldırmalıyız, azaltmalıyız. Bunlar azaldıkça, yani düşünün şimdi Antalya'dan 20 bin liraya bir kamyon salatalık Antalya haline geldiği zaman kiloda 1 lira nakliye biniyor. Şimdi 16 ton salatalık alsa bir kamyon, 16 tondur tonajı, 16 bin lira nakliye verse kiloda 1 lira. Ama sen onu Yalova'dan 4 bin liraya İstanbul'a gönderdiğin zaman, değil mi? 0.25 kuruşa düşüyor sadece nakliyesi. Otomatikmen fiyat düşüyor. Yani Marmara bölgesinde başta İstanbul olmak üzere kendi tarım ihtiyacını bu bölgeden karşılamadı. Karşılamadı. Şimdi ben Yenişehir'e 12 sene önce Yenişehir'de bir su fabrikası satlıktı. Oraya almaya gittim bakmaya. Orada bir tabela gördüm. Bir çimento fabrikası kuruluyor. Yazmış işte arazileriniz satın alınır diye. Muhteşem tarım arazileri. O zaman oturdum hemen BİMER'de o zaman BİMER'e yazı yazdım. Dedim ki ya Allah için bu arazileri koruyun. Bakın buraya çimento fabrikası geliyor. Buralar biter. Aradan yıllar geçti. Geçen sene bir adam benim oraya kurban almaya geldi. O köyden gelmiş. O Yenişehir'in o dediğim çimento fabrikası. Dedim ki nasıl oralar? Dedi ki abi dedi oralar bitti dedi. Biz köyü bile taşıdık dedi. Yani o çimento fabrikasının tozundan, toprağından gittik oralardan. Mesela orada tarım bitti. Devlet ilk önce bu bölgedeki tarım arazilerini mutlaka imara açmamalı. Yani buralarda imarı kaldırmalı. İmara açık olan yerleri varsa da tekrar onları imardan çıkartmalı. Yani tarım arazileri imardan çıkmalı bir kere. Özellikle Marmara bölgesindeki bu tarım arazilerine ya o Bayraklı'da mesela deprem oldu ya İzmir'de. O Bayraklı tarafları İzmir'in tarım ambarıydı oralar. Ne olmuş? İmara açılmış. İmara açınca binalar yapılmış biliyor musun? Yani bizim bir kere şu imar mevzusunu tarım arazilerinden kaldırmamız lazım. Ondan sonra ikinci bir olay da Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Tarım arazilerinin büyük bir kısmı hisseli. Hisseli bu hisseden dolayı ekilemiyor. Bunun bir şekline şemaline bakılmalı. O ortaklardan herhangi biri ekmek istiyorsa bir müracaatla onu ekebilmeli. Diğerleri ona müdahale etmeyebilmeli. Bir de tarım arazilerinin çoğu Tarım Kredi Kooperatifine ve Ziraat Bankası'na ipotekli. İpotekli olunca da
Adam diyor ki ya her an satış olabilir. Ben ekersem satılırsa o anda içindeki ürünle beraber satılır. İşte ben ne diye masraf ederim diyor. Bunun devlet şöyle bir önlemi olabilir. Tarım arazilerinde eğer icralık bir durumu varsa üzerindeki ürünü toplamadan satışı yapılmamalı veya satılsa bile eken adam hak sahibi olmalı. Yani ürünü toplayıp araziyi teslim etmeli. Böyle bir kanun çıkartılırsa o zaman o icra derdinden kurtulur. Yani ben buğdayı ekeceğim ama burası zaten icralık, yarın satılırsa üzerindeki buğdayla gider korkusunu atlatmalı. Bilmeli ki o arazi icradan satılsa bile kendisi ektiği için kendi ürünü toplayıp ondan sonra arazisi satılacak. Bunu da bilmeli mutlaka, o da çok önemli. Bunların hızlı bir ivedi şekilde yapılması lazım. Şimdi önümüzde bir kurban bayramı gibi. Bu et fiyatla ilgili, hayvancılıkla ilgili yaptığınız analizin fiyatlara yansıması nasıl olur? Vatandaşı ne bekliyor? Yani vatandaşı daha pahalı et bekliyor işin özü. Çünkü şu anda ete talebin en az olduğu dönemler. Ama yarın turizm açıldığı, oteller doluluk oranları yükselirse bir de mangal sezonu başlar. Bu mangal sezonundan sonra da et fiyatlarında bir talep olursa taleple beraber fiyatlar da yükselir. Bu sene benim gördüğüm en büyük sıkıntı, ben Türkiye'deki bütün hayvan pazarlarıyla bağlantım var. Aradığım bütün şeyler, pazardaki tüccarlar mesela son 20 gündür hiçbir tane hayvan pazarına kurbanlık dana gelmiyor. Kurbanlık dana yok. Mesela Lice'de 5000 taneye yakın bir köyde hayvan besleniyordu. Geçen ben o köyü muhtarıyla görüştüm. 60 tane hayvan var dedi köyde. 5000 tane hayvanını al dedim geçen sene o köyün. Bu sene 60 tane. Ben kurbana doğru hayvanlar bir çok büyük azalma ve şey göreceğim. Yani hayvan bulunamayacak. Şu an nasıl peki sizin siz o yerleşim düzenlemeyi yaptınız herhalde. Yani kurban hazırlıklarınızı da yaptınız. Sizin açınızdan şu an sizin işletmenizde fiyatlar nasıl, talep nasıl? Yani işin özüne bakarsan benim geçmişte ve gelecekteki müşterilerimi düşünmemiş olsam benim aslında bu sene kurban işi yapmamam lazım. Çünkü ben o hayvanı kasaba sattığım zaman daha fazla tutuyor. Artı bir de bu işin pahalanacağını da biliyoruz. Şimdi mesela biz kargas kiloyu 115 liraya getirecek şekilde müşterilere canlı hayvan satıyoruz. Şimdi 115 liranın olduğu sattığım bir hayvanı kurbandan sonra kaça alacağımı bilmiyorum. Bir. İkincisi, yarın et fiyatı 120 lira olursa ben bunu 115'e sattım. Bir de bunun kesme parçalamasını hayvan başı 2500 lira vereceğim. Benim için büyük bir zarar oluşacak aslında. Yani işletmeler şu anda kurban satışında da biraz böyle tedirgin. Satayım mı, satmayayım mı, vereyim. Adam yüksek fiyat istiyor işte. Bir tane danaya 50 bin lira istiyor. Ya satılsa da olur, satılmasa da olur diyor. Zaten diyor, ben bunu şu anda satsam diyor, kurbandan sonra gideceğim belki daha yüksek fiyat alacağım diyor. Bir belirsizlik var yani aslında. Buna rağmen ama devam ediyorsunuz. Yani ben bunu yapmak zorundayım. Çünkü ben bu işletmeyi hemen hemen Türkiye'nin en büyük işletmelerinden bir tanesi. Çok büyük yatırım yapmışım. Ben bu sene satmıyorum dersem önümüzdeki sene o müşterinin tamamını dağıtmış olurum. Ben onu da düşünmek zorundayım. Yani bu senenin zararını önümüzdeki sene telafi ederiz mantığı vardır her zaman biliyorsunuz. Çoğu kesici kapattı biliyoruz kendimizde de siz. Kapattı. Yani bu aslında milli bir duruş da sergilemektir. Yani bugünkü bu zamanda dediğiniz gibi yarın belki 120 lira olacağını bile bile. Çünkü biliyorsunuz bugün ekonomide en çok yaşanan şey şu. İşte fiyat artacağı için malı stopluyorlar ama sizin buna devam ettiğinizde. Ya biz satacağız. Şimdi benim bir felsefem vardı hep şuydu. Bana bir gün bir tane arkadaşım dedi ki, bir iş adam arkadaşım İngiltere'ye yerleşti bu Ankara yasasından faydalanıp. Bana dedi ki abi dedi ne orada dedi bu işlerle uğraşıyorsun ya. Bırak dedi gel abi dedi bak dedi orada sadece yurdunu satsan dedi. İngiltere'de dedi süper bir hayat yaşarsın dedi. Ne dedi orada insanlarla uğraşıyorsun, hayvanla uğraşıyorsun, basınla uğraşıyorsun biliyor musun? Reklam vermediğin adam seninle ilgili garalayıcı haber yapabiliyor. Bırak abi bu işleri dedi. Aklıma hep şu geldi ya, ben buralara çok büyük yatırımlar yaptım. Benim çiftliğimi Kuveytliler de istedi, Katarlılar da istedi. Ama hep şu oldu bende. Ya ben satacağım, o satacak da bu ülkeye sonunda kim sahip çıkacak? Satmayacağım. Ben burada duracağım. Bu işin zorluğunu da yaşayacağım. Maddi manevi zorluğunu da yaşayacağım. Ama ben bu işi kendi ülkem için yapacağım dedim. Bunu düşünerek yaptık. Şu anda da yine aynı yoldayız yani. Biz bu işin devamı için bu hayvanı satmalıyız. Sonra pahalı mı alırız? Alacağız, yapacak bir şey yok. Yani su tabii ki geleceğin savaşları çıkma sebebi su olacak diye biliyorsunuz bir
şey vardı, devamlı söylenen bir söylenti var. Türkiye'de aslında su zengini bir ülke değil, su fakiri bir ülkeyiz biz. Yani çünkü bizde tarımda da o sıkıntı var. Yani vahşi sulama dediğimiz bir sulama yöntemi var. Adam açıyor vanayı, tarlaya bırakıyor suyu. Tabii o su hem bir suyun gideri var, zayiatı var. Hem de o suyla beraber erozyon da var. Toprak da gidiyor. Yani işte damla sulama sistemi, şimdi hükümet bu son dönemlerde çok büyük destekler veriyor damla sulamayla alakalı. Bir de aslında susuz tarım da Türkiye'de artık bir noktaya gelmeye başladı. Biz susuz tarıma da yönlendik. Bizim en büyük yapmamız gereken bizim su kaynaklarını korumamız lazım. Ama bakıyorsun şu anda işte su fabrikalarının %80'i hep yabancılaştı. Türkiye'deki su fabrikalarının %80'i artık yabancıların elinde. Biz orada da mesela büyük ve yerli tek su fabrikasıyız. Yani bu işi en büyük, benim mesela ortaklarıma çok teklifler geldi. Ben hiç unutmuyorum. Ortağım bir gün ben bu suyu yabancılara satmayacağım, direneceğim diye bir laf benim yanımda söylediydi yani. Neyi yabancılaştıracağız ya? Ülkeyi yabancılaştırıyoruz. Sattık diyelim işte çiftliği Katarlılara, fabrikayı Kuveytlilere, işte araziyi başka bir araba, biliyor musun? Veya işte Hollandalılara. Şu anda biliyor musunuz? Hollandalılar Türkiye'deki en büyük gayrimenkul zenginleri. Aslında Türkiye'nin büyük bir kısmı Hollandalıların. Kendi ülkeleri Konya kadar. Tarım yapılabilecek arazileri Konya'nın 1/3 kadar. Ama dünyada Amerika'dan sonra ikinci tarım ülkesi. Yani Hollanda Amerika'dan sonra dünyadaki ikinci büyük tarım ülkesi. Çok ilginç yani. Yaptıkları işlerde. Ben ülkede 400.000 dolara daire alıp vatandaşlık alan insanlara karşıyım kardeşim. Ben hiçbir şeyimi yabancılara satmam. Biz milli bir devletiz. Milli bir ülkeyiz. Türküz. Biz satmamalıyız. Vermemeliyiz. Bugün o 400.000 dolara daire alacak adam Türkiye'deki orta sınıf hayat yaşayan bir vatandaşın ev almamasına da sebep oluyor. Alamamasına da sebep oluyor. Bugün 2 milyon lira en kötü daire 1,5-2 milyon lira. 10 bin lira maaş alan adamın Türkiye'de artık ev alma şansı yoktur. 15 bin lira maaş alan adamın Türkiye'de ev alma şansı yoktur. Niye yoktur? Ya 2 milyon lira kredi kullandığın zaman ödemesi 20-25 bin lira aylık ödemesi var. Kim ödeyebilir ya? Ama öbür Arap gelip 400 bin dolarla Türkiye'de ev alacak, vatandaşlık alacak. Aynı zamanda benim oturduğum sitede benim huzurumu bozacak. Yok abi, böyle bir şey olmaması lazım. Şimdi biraz da sizinle şehirle konuşmak istiyorum. Şimdi iş insanısınız. Sanayi odası, ticaret odası, beklentilerinizi karşılıyor mu? Onlarla ilişkileriniz nasıl? Ne bekliyorsunuz? Veya istediğiniz noktada mı? Hiç olur mu? Yani bu sadece şehrimiz için değil ama tabii bu mesela doğuda bazı şehirlerde ticaret odaları biraz daha aktif, daha böyle hareketli olduğu şehirleri biliyorum. Mesela özellikle Kayseri, Antep bu konularda çok öncüdür. Ama tabii bizim şehrimizde iş adamı olmak çok zordur. Çünkü Kocaeli şöyle bir şehir, yerlisi artık yabancı olmuş, yabancının yerli olduğu bir şehir olmuş. Yani burası İşte doğudan da çok büyük göçler almış, Trakya'dan da göçler almış. Yani aslında Türkiye'de bu ne, ben Kocaeli'yi nereye benzetiyorum biliyor musun? Dünyanın Lübnan'ına benzetiyorum, Beyrut'una benzetiyorum. Yani Kocaeli aslında bir Beyrut. Beyrut'ta bütün dini gruplar vardır, bilirsiniz. Yani bütün din vardır orada. Ama Kocaeli'de de 81 il var. Yani 81 ili Kocaeli'de yaşayabiliyorsun. Nasıl ki Beyrut'ta bütün dinleri bir arada yaşıyorsan, Kocaeli'de de bütün ülkeyi, yani bütün ülkenin şehirlerini yaşıyorsun. Kalabalık bir şehir. Ondan sonra burada iş adamı olmak çok zor. Aşırı zor. Ama ben bu zorluklara göğüs gererek burada işlerimi büyüttüm. Ben 1 milyar TL'nin üzerinde Kocaeli'de yatırımlarım var. Çok büyük yatırımlarım var benim Kocaeli'de. Ama hakikaten Kocaeli'de iş adamı olmak çok zor. Çünkü yeri geliyor, ya mesela size bir basit bir olay anlatayım. Mesela işte denize gübre döküldü diye bir haber çıktı. Şimdi burada hiçbir tane basından birisi gelip, ya bu aslında çok büyük bir olay, 360 ton gübre döküldüyse
orada göründüyse onun altında 4000 ton da denizin altında vardır. Bu görünen, yani buzdağının görünen kısmıdır o. Mesela bununla ilgili ben olsaydım ticaret odasından da, değil mi? Ticaret odasından da bir araştırma ekibi kurdururdum. Bunu ben kurmaya çalışıyorum şu anda. İşte ziraat mühendisleriyle, üniversitede bazı hocalarla görüşüyorum. Bu işin bizim oradan mı kaynaklı, başka yerden mi kaynaklı, bunun sebepleri neler? İşte buradaki belediyenin yapmış veya yapmamış olduğu hizmetler nelerdir biliyor musun? Şimdi mesela ben olsaydım, ya burada bir iş adamına bir şey söylenmiş, gübre dökülmüş. Bu gübrenin dökülmesi bu şehir için aslında bir utançtır. 360 ton gübrenin sahilde belediye tarafından temizlenmesi benim gözümde büyük bir utançtır. Çünkü ne? Ya sen şehrin doğasını bozuyorsun. Değil mi? Yapısını bozuyorsun. Ve sen zorbalık yapıyorsun. Demek ki sen bunu denize döküyorsan bu şehre kafa tutuyorsun. O sahilde yaşayan insanlara, değil mi? Denizde yaşayan balıklara kafa tutuyorsun. Şimdi burada bizle alakalı Allah şahittir en ufak bir gübre denize dökme, deriye dökme gibi durum söz konusu olamaz. Bunun araştırılması için de çok, ben gittim Vali Bey'e de, Sayın Valim bana dedim bağımsız bir heyet gönderin burayı araştırsın. Tahir Başkan'ı da aradım, dedim ki başkanım buraya bir heyet gönderin biz bunu araştıralım, bu nereden geliyor, sebebi nedir? Gelen yerler bellidir zaten. Çünkü benim işte tankerim var, tankım var, gübre çuhurlarım var, gübremin nereye gittiği belli. Geri kalanı benim nasıl işlediğim, nereye gönderdiğim belli biliyor musun? Şimdi Kocaeli'de sormak lazım Tarım İl Müdürlüğü'ne. Burada kaç bin tane hayvan besleniyor? Bu hayvanların gübresi ne oluyor? Şimdi Gölcük'te kaç tane hayvan var? Hayvan varlığı kaç tane? Ve bu hayvanların gübreleri nasıl telafi ediliyor? Değil mi? Yani bertaraf ediliyor. Bunları bir araştırmaları lazım. Çünkü bu ileride de büyük problem. Bu bugün için değil. Bugün o 360 tonu bırakan bırakmaya devam edecektir. Eğer yeri yoksa, dökmeye şey yoksa devam edecektir. Yani ben burada mesela beklerdim bir ticaret odasının gelip, ya siz böyle bir işletmeye ispatsız, delilsiz, değil mi? Nasıl ceza kesersiniz? Nasıl bunu şey yaparsınız diye aslında böyle bir sahip çıkma olayı yok. Yani bu şehirde yapanın yanına kar kalır derler ya. Yapanın yanına kar kalıyor. Bununla ilgili de tabii ben de bütün önlemlerimi almışım. Almaya da devam edeceğim. Allah'ın izniyle daha farklı bir projeyle de çok yakın bir zamanda şehirde ses getirecek büyük de bir proje yapıyorum. İnşallah o proje tamamlandığı zaman bazı şeylere daha böyle kontrollü, daha böyle düzenli bir şey yapacağız. Hareket yapacağız.